Şimdi biz esnaflar olarak mülk sahiplerine seslenmek istiyoruz. Bu zor günlerde bize destek olsunlar. En azından bu sene zam yapmasınlar. Çünkü çok zor şartlarda pandemi sürecini yaşattık. Bir ikincisi, bu yollar yapılışında benim dükkanım yaklaşık 2-3 ay kapalı kaldı. Ondan dolayı onların da desteklerini bekliyoruz. Artış var mı? Geçen yıla göre artış var mı? Var. Var, artışlar var. Bir de işler de durgun. İş sıkıntısı da çekiyoruz. Kiralarımız geçen seneye göre, ondan önceki seneye göre %500 artmış. Burada yeni bir iş yeri açılmış. Yeni bina kiralarını %500 arttırdığı için şimdi bizim kiralar, bu dükkanın kirası 6.000 lira ödüyordu. Şimdi yandaki dükkanın kirası 12.000-13.000'e vermiş. Bundan daha küçük. Şimdi adam diyor, bu dükkanların bu kadar küçükse kirası bu kadar, sizinki bundan daha büyük olduğu için onun iki katı olacak. Şimdi o kadar düzensiz bir kira artışı oldu ki, yani 1.000 lira olan kira şu an 6-7.000 istiyor. Yani bu durumda da kim nasıl ödeyecek, o da bilinmiyor. Gerçekten herkes bu şekilde iflas edip evine gidip oturacak yani. Evet. Çünkü sadece kira için çalışacak. Ne kredisini, ne çekini ödeyebilecek, ne de başka bir şey yapabilir. Yani buna birilerinin kesinlikle dur demesi lazım. Bu kadar da vicdansızlık olmamalı. İnsan, yani mülk sahipleri de kiracısını düşünmeli. Yani 1.000 liralık kira 10.000 lira oluyorsa veya 9.000 lira oluyorsa, bu artık yani büyük bir vicdansızlık ve yani diyecek başka bir şey yok. Artık yetkili mi diyelim, kim buna bir el atıyorsa bir an önce atması lazım. İşler de yok yani, mesela sezon hiç iş yok. Yani geçen sene 50 lira sattığımız bir kodu bu sene 150'ye satıyoruz, adam da almıyor. Biz de kira için çalışıyoruz, hatta kiramızı da çıkartmıyoruz. Bu gidişle hepimiz gidip evimize oturacağız. Yani. Zaten kira diyor, mülkiyet sahibi diyor ki benim yapabileceğim şey, benim gelirim de buradan geliyor. İster istemez kiralarını artırıyorlar. Bir de yüksek oran piyasasında yeni yapılan iş yerlerine göre günden güne, mesela bu yeni yapılan binalar %100-%200 kira farkı oluyor. Şu an adam diyor ki sen boşalsan, başkasına versen, sen verdiğin kiranın iki katını alırım. Onun için ister istemez kiralar artıyor. Peki zorlanmıyor. Kesinlikle, yani işsizlik, bu işsizlik sürecinde ödeme imkanımız yok zaten. Ödeyemiyoruz. Ödeme yapamadığımız için de adamlar bize diyor ya boşaltın ya da kiralarımızı ödeyin. Bu yıl kiranız ne kadar var? Şu an 8.25. Yani aylık 8.25 şey diyoruz. Geçen yıl ne kadar? 7.5 veriyorduk. Yani zaten burayı yeni açtık. Bir sene oldu burayı açtığımızda. Mesela benim diğer dükkan 3.5'tan şu an 7.5'a 7 lira alıyorlar. %100 bir zam artışı oldu. Kesinlikle çok zorluk çekiyoruz. Yani esnaf sadece biz değil, bütün esnaflar. Bir de ürün alamıyoruz şu an. Yani düşün, bir gün aldığın ürünü ertesi gün 3 katı veya 4 katına fiyat artıyor. Böyle giderse ne olur? Yani zaten ekonomik kriz dibe vurmuştu. Bundan sonra zaten daha kötü yaşanacak. Ve hadi bugün asgari ücretle çalışan bir insan nasıl geçiniyor, çok merak ediyorum. 1.000 lira kira ödüyor. Artı doğal gazıdır, elektriktir. Şu an benim ev elektrik faturam 1046 lira para gelmiş. Bir aylık elektrik faturası 1046 lira. Buraya 500 lira elektrik faturası geliyor. Yani bunları nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Çek senetlerimiz neredeyse dönme noktasına geldi artık. Yani eş dosttan aldığımız paralarla bu hesapları kapatabiliyoruz. Yani biz diyoruz ki onlar da bize biraz yardımcı olsunlar. Bu konuda, kira konusunda. Yani nasıl diyeyim? Doğrudur. İster istemez onlar da bu mülkiyete bir yatırım yapmışlar, para yatırmışlar. Ama onun için isteseler yani en az da yarısını veya %30'unda bir indirim yapmalarını isteriz. Esnafa böyle bir şey sunduğunuz için öncelikle Yüksek Ohaber'e çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sıkıntılarımızı dillendirecek kimse yok. Bunda bir ticaret odası veya esnaf sanatkarlar, biz sivil toplum kuruluşları hiçbir şekilde yanımızda görmüyoruz. Yani biz bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bugün bir sivil toplum kuruluşun yetkisi bir milletvekili kadardır. Ama bugüne kadar hiçbir tanesini esnafımızın yanında görmedik. Bunları kesinlikle dinlen. Tamam, dile getirdiler ama bir şey yapılmadı. Yani adım yatılmadı. Biz sizin haberlerinizde okuduk kaç defa. Yüksek Ova sivil toplum kuruluşları. İşte biz esnafımıza bunu söylüyoruz, şey yapıyoruz ama bir şey yapılmadı. Yani somut bir adım atılmadı. Ulan kiralar artıyor. Her şey pahalanmış. Her şey eskisi gibi değil. Altından çıkamıyoruz. Esnafın hali ne olacak bilmiyoruz yani bu konuda. Gerçekten zor günler, zor aylar bizi bekliyor. Kiralar gerçekten de çok fazlalaştı.
Her şey de pahalandı. Eskisi gibi değil. Yani altından çıkamıyoruz esnaf olarak. Yani kiralar ne kadar yıldan yıla nasıl arttı? Bu sene daha farklı oldu mesela. 4 diyelim 6 yapıyorlar. 6 ise 8 yapıyorlar. Yani çok fark var. Nasıl vereceksiniz? Vallahi zor. Yani böyle giderse hepimiz kapanmaya gideriz. Yani gerçekten zor günler ki. Mesela 14 tane eleman var. Yani her biri 2 milyar 2,5 alırken şimdi çıkartamıyoruz. Yani zor günler geçiriyoruz. Valla kira artışlarımız bayağı var. Yani her yıl %12-13 artıyor kiralarımız. Şu an 5400 lira kira ödüyoruz. Ama zorlanıyor çünkü iş yok. Piyasanın genel durumu belli. Bütün esnaf arkadaşlar bayağı zorlanıyor şu an. Yani İstanbul'da kiralarla şu an neredeyse bir olmuş durumdayız. Yani inşallah düzelir en yakın zamanda. Şu pandemiden dolayı bayağı şu an zorlanıyor çünkü işler yani iyi gitmiyor. Piyasa çok kötü. Yaptığımız iş belli. Yani yüksek oda şu an inşallah yani herkes bir çaresini bulup mülk sahipleri kiracılara yardımcı olacak şekilde bir destek verirler. Ya şimdi kira taşları şöyledir. Yani yüksek oda küçük bir yerdir. Küçük bir ilçedir. İl de değildir, ilçedir. Bu nüfusa göre, bu ilçeye göre, bu son noktaya göre gerçekten kira artışları çoktur. Yani çok, biz bunu yine İstanbul Beyoğlu'na göre kastediyorlar. Dolar bu kadar olmuş. Ya bu dolarla alakası yok ki. Burası son noktadır. Bak burada bir tane fabrikası yok. Bir tane fabrika var mı? Sen söyle. Bir tane şeker fabrikası var, 3 tane adam çalışıyor. Hani o bir tane şeker fabrikası bize ne yapacak? Bize ne faydası vardır? Yoktur. Ha ona göre şimdi sen bu buradaki kaldırmaki gezenlere sor. Hiçbirisinde bir iş yok. Elin cebine koyup 50 bine çıkmaz. 50 euro çıkmaz. Niye? İş yok. İş olmadığı için. Kimi işe gidiyor bir ay çalışıyor bir ay geri geliyor yüksek olay. Niye? Orada abi kiramız çoktur. Orada da kira çoktur. Az maaş veriyor. Dayanmadı ki bir daha geri geldikler. Yani yüksek boya göre gerçekten kiralar çok artışı çok var. Hem de yüksek. Yani yüksek kiralar çok yüksektir. Yani kime sorarsan sor. Sorabilirsiniz. Ha mülk sahibi de biliyor. Mülk sahibi de biliyor. Ha nedir? Tek ki ben bununla bir besleyemiyor. Sen bununla beslemesin yani. Sen gel benim yerine. Sen o kira ver bana. Eğer sen bir ay devam edersen vallahi bunu olduğu gibi bırakıp giderim. Bir ay gelsin, hem bana kira ödesin, o kira bana ödesin, diğer kiralar hepsi ona kalsın. Hani bunu söyleyeceğim bu kadar, başka da söyleyeceğim. Hangi mülk sahibi kendine güveniyorsa gelsin, bir ay, iki ay, o köyünleri çalışırsın, böyle olduğu gibi bırakacağız ona, anahtar bırakacağız ona. Çalışırsın, bakayım ay başında o kirayı nasıl ödeyecek, o elektriği nasıl ödeyecek, o su elektriği, çöp parası, bu parası sağda kira parası değildir. Biz 10 tane kira veriyoruz. Çöp parası veriyoruz. Elektrik zaten biliyorsun. Her gün artış. Kira parası veriyoruz. Camiye yardım, okula yardım, fakire yardım. Yani sağda tek kira parası değildir. Ha, onlar da biraz düşünsün yani. Bu kadar zaten iş yok. İş yok, gerçekten iş yok. Bütün sınırlar kapalı. Gele giden yok. Başka bir şey ne diyeceğim? Hani artış yok. Biraz da elin ucuna koysunlar mülk sahipleri. Daha iyi olur. Hem onların bu dünyada daha iyi olur hem diğer dünyada daha iyi olur.